Foneria'dan herkese merhabalar. Foneria kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arif İsfendiyaroğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz Arif Bey. Hoş bulduk Bahar. Arif Bey, hızla büyüyen ve investment teknolojisi kategorisinde ülkemize öncülük yapan Foneria, kitle fonlama yatırım turuna çıkıyor. Yoğun da talebin bulunduğu bu süreçte yatırımcıların da merak ettiği birkaç tane soru var. Ben bunları size tekrar yönlendirmek isterim sizin için de uygunsa. Hayır, lütfen, lütfen buyurun. Foneria uygulamasıyla Foneria Portföy Yönetimi AŞ arasındaki ilişki nedir? Kesin bir bağlılık söz konusu mudur? Foneria uygulaması ve Foneria isim hakkı Gri Finansal Teknolojiler AŞ'nin sahipliğindedir. Foneria Portföy Yönetimi AŞ ise hesapların açıldığı, TEFAS işlemlerinin gerçekleştiği sermaye piyasası kuruluşudur. Zira Foneria Portföy Yönetimi AŞ, Gri Finansal Teknolojiler Foneria uygulamasını hayata geçirdikten sonra operasyonel bir ihtiyaçtan kurulmuştur. Sermaye piyasası regülasyonu bir uygulamanın altında bir sermaye piyasası kuruluşu olmadan alım satıma izin vermez. Dolayısıyla bu iki firma tamamen birbirinden bağımsız. Biri sermaye piyasası regülasyonuna tabi bir firma olmak kaydıyla tamamen finansalları birbirinden bağımsız iki firmadır. Foneria uygulaması pazar ve altyapı yetkinlikleri uygun olduğu takdirde diğer fon şirketleriyle de zaman içinde aynı entegrasyonu sağlayabilir. Buna bir engel yoktur. Ama Foneria uygulaması neticesinde o ihtiyaca binaen portföy yönetim şirketinin altyapısı Türkiye'de bir takım ilkler, yenilikleri bulunduracak şekilde organize edildiğinden dolayı şu anda o yetkinlik sadece Foneria Portföy Yönetimi AŞ'de var. Bunun içinde bireysel saklama vesaire bir takım Türkiye'de şu anda tam anlamıyla yapılamayan hizmetler var. Bu anlamda da Fintech as a Service kabiliyetine sahip olan Gri Finansal Teknolojilerin Foneria'sı ileriki yıllarda farklı aynı kabiliyete sahip sermaye piyasası kuruluşlarıyla da çalışmaya elverişlidir. Bir engel yoktur. Yani kesin kes bir bağımlılık söz konusu değildir. Peki çok teşekkür ederim yanıtınız için. Diğer gelen sorulardan bir tanesi ise kitle fonlamaya katılacak yatırımcılara sağladığınız bir avantaj var mıdır? Yani bunu şöyle yanıtlamak lazım. Gri Fintech, Gri Finansal Teknolojiler Foneria için kitle fonlaması aslında şu sebeple çıktı. Biz müşterilerimizi ortak, yeni ortak olacakları da müşterimiz olsun misyonuyla yola çıktık. Gri Finansal Teknolojiler 2022 yıl sonundan beri zaten girişim sermayesine konudur ve buradan da yaklaşık söylemekte bir sakınca yok. 4 milyon dolara yakın yatırım almıştır ve bunun tamamına yakını kurumsal firmaların yatırımlardır. Bunun içinde işte finansal kurumlar olabilir, emeklilik şirketleri vesaire var. Burada bizim bu turda yapmaya çalıştığımız kitle fonlaya çıkmamızın sebebi bizim Foneria'nın hizmet mottosunda eşitlik var. Dolayısıyla kitle fonlamaya da binlerce küçük yatırımcıya, kurumsal yatırımcıyla aynı imkanlardan, aynı fiyattan, üstelik de direkt ortak olarak şirketin bir parçası olma hakkı vermek istiyoruz. Eşitlik ilkesinin bir sonucudur. Peki, son soruyu da yöneltiyorum o zaman size. Foneria gelir modeli hakkında bizi kısaca bilgilendirir misiniz? Tabii, Gri Finansal Teknolojilere ait olan Foneria uygulamasının gelir modeli özünde fon dağıtım komisyonları ve bu uygulamayı tüm know-how ile beraber kullanan kullanıcıların belli bir süre zarfında kullanıcılardan alınacak aidat ücretlerinden oluşmaktadır. Belli bir yaygınlık ve belli bir müşteri kitlesine ulaştıktan sonra da yani o marka gücüne sahip olduğuna, etkinliğine sahip olduğumuz andan itibaren de şu anda bayağı takipçisi olan hızla büyüyen Foneria TV'de fon kurucuları arasında kendini tanıtma imkanı büyüklüğünden dolayı yeterince bulamayanların Foneria'ya bir mecra geliri karşılığında kendilerini tanıtım imkanı sağlayabilecekleri bir yer olacaktır. Öyle bir gelir de söz konusu olabilir. Ama özetle gelir dağılımında fon dağıtım komisyonları ve ileride alınacak yönetim ücretleri var. Fon dağıtım komisyonu konusunu biraz açmak lazım. Fonun satışını sağlayan tarafa burada bu vakada Foneria, fon kurucularının burada bankalar olabilir, portföy yönetim şirketleri olabilir. Bu fonun yönetiminden elde ettiği fon yönetim ücretlerinin bir kısmı TEFAS sistemi ile direkt olarak Foneria'ya aktarılıyor. Yani bunun uygulaması, regülasyonu burada. Foneria'dan alınan fonlara ya da Foneria'dan yatırım yapan yatırımcılara bunun hiçbir şekilde başka bir yerden almaktan hiçbir ekstra maliyeti yoktur. Buna karşılık Foneria'da açık pazarda her şeyi görerek eşit bir şekilde karşılaştırarak daha elinizin altında bu yatırımları yapma imkanı sağlıyoruz müşterilere. Şimdi bu ücret yapısında da bir şeye değinmek lazım. Bu ücret yapısı işte halkımızın alışık olduğu hisse senetleri gibi alım satım esnasında bir kereye mahsus elde edilen
komisyonlar değil. Yani bir fon yönetimi ücreti yatırım büyüklüğü üzerinden günlük hak ediş olarak sürekli olarak yansıtılıyor ve TEFAS üzerinden de siz bunun çoğu vakada da yarısına yakın veya yarısı kadar bir bölümünü içeride fonereye gelir olarak yazma şansına sahip oluyorsunuz. Bu gelir modelinde şöyle bir hoşluğu var. Bu alım satım komisyonuna dayalı değil de yatırım süresince devam eden bir komisyona binaen bir gelir modeli olduğu için müşteri kazandıkça, müşterinin parası büyüdükçe, yatırımı iyi sonuç verdikçe otomatik olarak fonereyanın da gelirinin arttığı bir modeldir. Bu anlamda, bu sebeple doğası gereği fonereya her zaman müşteri ve müşterinin yatırımın büyümesiyle aynı taraftadır. İzah etme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Arif Bey, ben de yatırımcılardan en çok gelen 3 soruyu yanıtladığınız için çok teşekkür ederim. Samimi cevaplarınız için de sizin de vaktinizi daha fazla almak istemem. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.